Evet sevgili gençler, hepinize merhaba. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının çözümü için bir aradayız. Birinci sorudan başlıyoruz. Bir ayet verilmiş arkadaşlar ve bu ayette altı çizili kelimeler Allah'ın isimlerinden bazılarıdır. Bu isimler gibi Allah pek çok ayetinde kendi isimlerinden bahseder ve onlar için en güzel isimlerdir der. ...diye bir parça var. Bu parçada bahsedilen hususu anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir deniyor. Önce ayete bir bakalım. Ayet Haşir Suresi 24. ayet. Göklerdeki ve yerdeki her şey onu tesbih eder. O azizdir, hakimdir. Aziz ve hakim kelimelerinin altı çizilmiş. E, ve açıklamada şu söyleniyor, tekrar okuyorum... Bu ayette altı çizili kelimeler Allah'ın isimlerinden bazılarıdır. Bu isimler gibi Allah pek çok ayetinde kendi isimlerinden bahseder. Ve onlar için en güzel isimlerdir der. E, bu parçada bahsedilen hususu anlatan kavram soruluyor arkadaşlar. A- Hüsnüzan, B- Esma-i Hüsna, C- Suizan, D- Üsve-i Hasene E- Subuti sıfatlar. Şimdi A şıkkındaki Hüsnüzan bir kimse, bir grup veya bir olay hakkında iyi zanda bulunma, iyi düşünceye sahip olma demektir. B şıkkındaki Esma-i Hüsna ise en güzel isimler demektir. Evet burada hemen doğru cevabı bulmuş olduk arkadaşlar. Hüsna en güzel demektir. Esma da isim kelimesinin çoğuludur. isimler demektir. Esma-i Hüsna da en güzel isimler anlamına gelir. Ee, i̇sterseniz diğer şıkları da bir anlam olarak e, görelim. C şıkkında suizan var. Suizan bir kimse, bir grup veya bir olay hakkında kötü zanda bulunma, kötü veya olumsuz düşünceye sahip olma demektir. Hüsnü zannın A şıkkındaki hüsnü zannın tam tersidir suizan. D şıkkında üsve-i hasene tabiri var. üsve hasene de Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında güzel örnek, en güzel örnek anlamında kullanılan bir kelimedir, bir tabirdir. E şıkkında subuti sıfatlar ise külli, sınırsız ve gerçek anlamda. Allah'ta, sadece Allah'ta bulunan, Allah'a ait olan ama bununla birlikte cüz'i olarak yani sınırlı anlamda İnsanda da bulunabilen sıfatlara verilen isimdir. Evet, doğru cevabımız burada arkadaşlar B şıkkı oluyor Bursa. Geçiyoruz diğer soruya. Taklidi imanın tanımı yapılmış. Araştırmaya ve delile dayanmayan iman çeşididir. Bu imana sahip kişiler çevresinin ve ailesinin kendisine öğrettikleriyle yetinirler. Bu parçadan hareketle Taklidi imana sahip olan bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez diye soruluyor arkadaşlar. A şıkkı ailesinden gördüğü dini hükmü sorgulamadan uygulaması. B şıkkı araştırmadan ve incelemeden diğer dinleri dinleri reddetmesi. C şıkkı Allah'ın varlığına dair akli delilleri araştırması. D şıkkı inandığı dinin hükümlerini çevreden bildiği kadarıyla hayatında uygulaması. E şıkkı inandığı dinin sorgulanmasına izin vermemesi. Burada gayet açık. E, A, B, D ve E şıklarında verilen cümleler taklidi imana sahip bir kişinin özellikleridir. Allah'ın varlığına dair akli delilleri araştırması Kişinin taklidi imandan tahkiki imana geçmesi demektir. Tahkiki iman ise araştırmaya, sorgulamaya dayalı bir imandır. Tahkiki iman e, dinen geçerli e, taklidi iman dinen geçerli olmakla birlikte zayıf bir imandır. Tahkiki iman ise delillere dayanan ve aklen kabul edilen bir imandır. Buradaki doğru cevabımız değerli gençler. C şıkkı oluyor. Allah'ın varlığına dair akli delilleri araştırmak taklidi değil, tahkiki imanın bir özelliğidir. Evet, diğer soruya geçiyoruz. Ee, Hz Muhammed 25 yaşında olan Musab bin Umeyr'i Medine'ye öğretmen olarak göndermiş. 21 yaşında olan Muaz bin Cebel'i yönetici ve öğretmen olarak Yemen'e tayin etmiş, 18 yaşında olan Üsame bin Zeyd'i Rumlarla savaşacak olan ordunun başına komutan tayin etmişti. Bu bilgilerde vurgulanan ortak ve en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyoruz şıklara. A. Hz. Muhammed eğitime önem vermiştir. B. Hz. Muhammed Yaşı büyük olanları komutan ve öğretmen olarak atamayı uygun görmemiştir. C. Müslümanlar sadece müşriklerle savaşmamıştır. D. Hazreti Muhammed gençleri teşvik etmiş ve onlara değer vermiştir. E. İslam'da aynı anda hem yönetici hem de öğretmen olmak mümkündür. Şimdi değerli gençler. Bütün şıklarda verilen cümleler doğru birer yargı olsa da Örneklerin tamamını kapsayan şık D şıkkıdır. Yani denizli şıkkıdır. Hz. Muhammed gençleri teşvik etmiş ve onlara değer vermiştir. Cevabımız D, de, denizli. Evet, dör, diğer soruya bakıyoruz. Dördüncü soruya bakıyoruz din kültüründen. Ee, arkadaşlar, insanın Allah ile irtibatı dört şekilde gerçekleşir. Bunlar Allah'a dua etmek... Kur'an okumak, yaptığı hatadan pişman olup tövbe etmek ve ibadet etmektir. Aşağıda verilen ayetlerden hangisi Allah ile irtibat kurma yolları bakımından diğerlerinden farklıdır? A şıkkına bakalım. Ayet, Bakara suresi 21. ayet. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Evet bu ayette kulluktan bahsediliyor arkadaşlar gördüğümüz gibi. B şıkkında ise Maide suresi 39. ayette Allah şöyle buyuruyor. Her kim ki zulmün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul eder. Burada da tövbe üzerinde durulmuş gördüğünüz gibi. C şıkkına bakalım. Hicr suresi 99. ayet. Sana yakin yani ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Burada da ibadetten ve kulluktan bahsediliyor arkadaşlar. D şıkkında Zariyat suresi 56. ayet. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım deniyor. Burada da ibadet konusu kulluk işlenmiş. E şıkkına bakıyoruz. De ki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. En'am suresi. 162. ayet. Burada da yine gördüğümüz gibi ibadetten, kulluktan bahsediliyor. Evet, ee, insanın Allah ile irtibatı dört şekilde gerçekleşir. Soruda verilen şıklarda bu dört şekilden ikisiyle ilgili ayetler verilmiş. B şıkkı haricindeki diğer şıklarda verilen ayetlerde ibadet, kulluk vurgulanmış. B şıkkında ise tövbe konusu işlenmiş. Cevabımız B, Bursa. Son soruya bakıyoruz gençler. Ee, bir parça var. Önce parçamızı bir okuyalım. Hazreti Muhammed peygamber olmadan önce de yaşantısına dikkat etmiştir. O putlara tapmamış, ahlaksızlıktan uzak durmaya çalışmıştır. Öyle ki gençliğinde Mekke'deki sosyal ve iktisadi hayatı iyileştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmuştur. O Mekke'nin ileri gelenlerinin içinde bulunduğu topluluğa katılarak ekonomik anlamda yapılan haksızlıklar karşısında mücadele edeceğini belli etmiştir. Soru şöyle. Mekke'de ticarette oluşan güvensiz ortamı önlemek amacıyla kurulan Hz. Muhammed'in de içinde bulunduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A. Hilfül Fudul B. Esma-i Hüsna C. Hatemül Enbiya D. Üsve-i Hasene E. Asr-ı Saadet. Arkadaşlar A şıkkında yer alan hilf Füdul şu şekilde tanımlanır. Erdemliler topluluğu anlamına gelir. Parçada bahsi geçen ve soruda sorulan cemiyetin adı Hilf-ül Füdul'dur. Ama diğer şıklar hakkında da bilgi vermek isterim. B şıkkındaki Esma-i Hüsna en güzel isimler anlamına gelir. Allah'ın isimleri için kullanılır. C şıkkında Hatemül Enbiya, nebilerin sonuncusu anlamına gelir ve Hz. Muhammed hakkında kullanılır. D şıkkındaki üsve i Hasene, en güzel örnek demektir e, ve Hz. Muhammed hakkında yine kullanılır. E şıkkındaki Asr-ı Saadet ise Hz. Peygamberin hayatta olduğu dönemi ifade eder. Asr-ı Saadet yani mutluluk çağı anlamında. Evet bu sorudaki doğru cevabımız bizden istenen cevap A şıkkıdır arkadaşlar. Helfül füdül. Evet değerli gençler sorularımız burada bitti. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Sağlık diliyorum. hoşça kalın diyorum arkadaşlar.